İyi akşamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Warren Buffett'ın bir sözüyle ilgili. Warren Buffett demiş ki, uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız ölene kadar çalışırsınız. İşte bu videomuzda ölene kadar çalışmamak için uyurken para kazanmanın yöntemlerini konuşacağız. Bildiğiniz üzere daha önceki derslerimizde gelir gider tablosu, nakit akışı ve tasarruflarımızdan yatırıma para ayırma gibi konuları görüşmüştük. Bunlara kısa bir özet geçip ondan sonra benim beğendiğim veya benim kendi tercih ettiğim uyurken para kazanma yöntemlerini sizlere aktaracağım. Artık bu yöntemler size uyar mı, uymaz mı veya sıralaması hangisini tercih ederseniz onlardan seçip uygulayabilirsiniz. Kanalı beğenip abone olursanız sevinirim. Zaman kaybetmeden başlıyoruz. Kendimi küçülttüm. Slaytlarımı da açıyorum. Evet, daha önce bildiğiniz gibi arkadaşlar, tasarruf yapmak için gelir ve giderlerimizden belli bir para ayırmamız lazımdı. Ve bu tasarruflarımızda iki çeşit varlık üzerine değerlendirebiliyorduk. Aktif varlıklar ve pasif varlıklar olarak. Eğer ki tasarrufumuz olmazsa yatırım yapma ihtimalimiz yoktu. Tasarruf yapabilmek için ya gelirlerimizi artıracağız ya da giderlerimizi azaltacağız. Yatırıma sıfırdan başlamak için başka bir yöntemimiz yok. O yüzden hani şuradan buradan borç alayım veya para gelsin. İşte çok büyük paralarla çok büyük yatırımlar yapayım. Hızlıca zengin olayım. Kafasına gidersek bu işlerin olmayacağına emin olabilirsiniz. Şimdi buradaki amacımız tasarruflarımızı olabildiğince yüksek tutup tasarruflarımızı aktif varlıklara yönlendirip daha sonra aktif varlıkların güçlerinden faydalanarak gelirlerimizi daha fazla artırmak ve bu şekilde daha çok tasarruf yaparak daha çok aktif varlık almak ve bu döngüyü devam ettirerek öz sermayemizi gitgide artırmak. Şimdi aktif varlıklar edindiğimizde bize iki çeşit getiri sağlıyor. Bir portföy getirisi. İki, pasif getir. Yani pasif getir dediğimiz biz uyurken de bize sürekli gelen nakit akışı. Portföy getirisi ise aktif varlıklarımızın kendi içerisinde büyümesi olarak adlandırabiliriz. Şimdi ben 6 çeşit yatırım aracı seçtim. Bunların hepsi de pasif gelirleri olan yatırım araçları. Ayrıca bu pasif gelirleri seçerken hani gerçekten minimal eforla hiçbir şey yapmadan bize para akışı sağlayan yatırım araçlarından bahsediyorum. Hani burada şöyle bir internet sitesi kurup oradan para kazanmak, işte dijital trading, Amazon vesaire gibi şeylerden bahsetmeyeceğiz. Bu tamamen hani biz hiçbir şey yapmadan bize para getiren şeylerden mümkünse bahsetmek istiyorum. En tercih etmediğimden en tercih ettiğime doğru gideceğim. Siz de buna göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Yasal uyarımızı görüyorsunuz. Burada bahsedeceğim yatırım araçları herhangi bir isim veya şey geçerse hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimdir. Siz kendinize uygun olan şekilde yatırımlarınızı şekillendirin. Buradan sadece ihtiyacınız olan bilgileri almanız için bu videoyu yapıyoruz. Evet, alt numara en tercih etmediğim sabit getirili yatırım araçları dediğimiz araçlar. Bunlar tahvil, bono, işte kur korumalı mevduat, eurobond vesaire gibi veya bunlara bağlı fonlar. Şimdi bunları neden tercih etmiyoruz? Şimdi birincisi bu araçlar tamamen güvenli, risksiz, sürekli getiri sağlayan, bize hiç kaybettirmeyen araçlar gibi tanıtılıyor. Fakat bunlar sadece kağıt üzerinde. Şuradan şöyle olumsuz olanları kırmızıyla, olumlu olanları yeşilde yazdım ki siz de hani görsel olarak daha iyi faydalanabilin diye. Şimdi bu araçlar sadece enflasyon üzerinde getirirlerse karlı oluyorlar arkadaşlar. Yani demek istediğim ne? Bir mevduat hesabı açtık. Paramızı buraya yatırdık. İşte %17, 18, 15 faiz oranlarına göre bize getiri sağlıyor. Fakat içinde yaşadığımız enflasyon %15'ten yüksekse bu getiri sadece kağıt üzerinde bir getiridir. Yani biz bu şekilde paramızı 2'ye 3'e de katlasak enflasyon bizden daha hızlı 2'ye 3'e katlanırsa burada para kazanmış olmuyoruz. Sadece ve sadece kaybetmiş oluyoruz. Yani sadece kağıt üzerinde para kazanmış oluyoruz. Bu da bize hiçbir şey sağlamıyor. Onun dışında çok yavaş birleşiklenen bir yatırım aracı şekli. Çünkü şöyle hani Türk lirasında %15-16 gibi bir faiz uygulanıyor. Onun dışında
dolarda veya diğer döviz cinsi varlıklarda %3, %4 gibi getiri sağladığı için hani bunlar da enflasyonun altında ve bu şekilde bizim paramızı ikiye katlamamız veya alacağımız bir varlıktan yıllar sonra iki ya da üç kat daha fazla almamız pek mümkün değil. Onun dışında bunun diğer olumsuz tarafı hani bunları biz aldıktan sonra belli vadeleri var. Bu vadeleri bekliyoruz. Hani uzun vadeli olanlar var, kısa vadeli olan var. 10 yıla kadar olan var, 3 aylık olan da var, 1 aylık olan da var, haftalık olan da var. Ama biz bunlara geçtiğimiz zaman, bunlardan çıktığımız zaman bunlardan kazandığımız hakları genellikle kaybediyoruz. O yüzden bizim paralarımız bu yatırım araçlarındayken daha iyi bir fırsat geldiğinde bunları hızlıca nakite çevirip genellikle diğer fırsatları değerlendiremiyoruz. O yüzden ben bu yatırım araçlarına en tercih etmediğim olarak 6. numaraya koydum. Sadece enflasyon üzerinde getiri üretirse bu araçları tercih edebilirsiniz veya başka hiçbir çareniz yoksa bunların günlük olarak değerlendirebileceğiniz hesaplar var. Oralarda kısa süre olarak paranızı değerlendirebilirsiniz. Evet, 5 numaraya koydum. Gayrimenkul dedim. Peşin olarak alınmış gayrimenkul dedim. Bu da benim çok tercih etmediğim bir yatırım aracı. Şimdi olumlu yönlerini de konuşalım. Özellikle gayrimenkul piyasası çok güvenli, asla bitmeyecek, çok derin bir piyasa. Onun dışında her zaman insanların yerleşmeye, barınmaya dünya var oldukça ihtiyacı olacak. Binalar yıkılsa bile arsalarınızın payı her zaman elinizde kalıyor. Yani asıl toprak. Toprak her zaman değerlidir. Şimdi biz bu gayrimenkul yatırımını yaparken bildiğiniz üzere alım satımı çok zor. Bunun noteri oluyor, eksperi oluyor. Çok büyük sermayeler gerekiyor. Biz buraya bir sermaye bağladığımız zaman bunu tekrardan nakite çevirmek çok çok zor. Özellikle bir de peşin veriyorsak hani burada milyonlardan bahsediyoruz. Bir seferde tek bir yatırım aracına bağlamış oluyoruz. Yani o zaman bir gayrimenkul krizi vesaire olduğu zaman yanlış zamanlama yaptığımız zaman bizi bu durumdan çıkmamız 3-4 yılı bulabiliyor. O yüzden bu sıradaki tüm fırsatları, iyi fırsatları kaçırabiliriz. Tüm paramızı buraya bağlamış oluyoruz çünkü. Eğer ki paranız çok 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 fazlaysa hani peşin olarak almayı tercih edebilirsiniz. Diğer yatırım araçlarından da faydalanırsınız. Onun dışında gayrimenkul yatırım yapmak için çok ciddi bilgi ve doğru zamanlama gerekiyor. Yani bir ev veya bina veya dükkan veya arsa alırken kazanılır. Yani uygun zamanda uygun fiyattan alacaksınız ki alırken zaten kazanmış olacaksınız. Bunu paraya çevirdiğinizde daha fazla para kazanacaksınız. Yani siz rastgele bir ben ev alayım da değerlensin derseniz aldığınız yerde belki evler hiç değerlenmeyecek. Bir getiri yaratmayacak. Sadece enflasyona paralel getirecek. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında dediğim gibi yüksek sermaye bağlıyoruz ve çok çok uzun süre sabretmemiz gerekebilir. Yani bir evi aldık, ucuz almadıysak bir yıl sonra sattığımızda pek bir kar elde edemeyiz. Ayrıca bunun vergileri vesaire olacak. O yüzden çok mantıklı değil. Bunun tek olumlu tarafı yani genellikle enflasyona minimum paralel getiri sağlıyor. Hani zarar ettirmez. Hiçbir zaman bitmeyecek piyasa. Her zaman alıcısı vardır. Ama peşin olması sıkıntı. Çok büyük para getiriyor. Onun dışında kendi içinde bileşik getiri yapmak çok az. Yani bizim aslında pasif dediğimiz nedir? Bize nakit akışı sağlayan bir şey istiyoruz. Şimdi evi aldık, kiraya verdik. Tamam, kiraları alıyoruz ama bu kiraları biriktirip tekrardan ev yatırımı yapmamız özellikle peşin olarak çok çok zor. Öyle olduğu için de bileşik getirisini çok az olarak nitelendirebiliriz. Onun dışında ev yatırımı ben şu şekilde bakıyorum. %100 pasif değil. Yani bunun kiralaması oluyor, emlakçı derdi oluyor, tadilatları geliyor, bakımlar olması lazım, boyalar olması lazım. Kiracı evinize kötü bakabiliyor veya işte süresi dolmadan çıkabiliyor. Kirayı artırma konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O yüzden belli bir efor sarf ettirmenizi sağlıyor. O yüzden %100 pasif bir getiri diyemeyeceğim. Onun dışında evimiz eskiyebiliyor. İşte amortisman giderleri oluyor. Çatısı akıyor vesaire vesaire. Boyası, badanası. Onun dışında eviniz olduğu zaman genellikle bunun morgıcı vesaire yoksa vergi de ödüyorsunuz. Alıp satarken aynı şekilde. Onun dışında mesela evi aldınız. Para getirecek diye bekliyorsunuz ama işte gözde muhitler değişiyor. Mesela bir şehir evler eskidiği zaman başka bir bölgede yerleşim açılıyor ve insanlar oraya yönleniyor. Oradaki evler değerlenirken sizin evinizin bulunduğu mahalle eski bir mahalle olduğu için orası değerlenmeyebiliyor. O açıdan da bunu değerlendirmek lazım. En beğendiğim 5. sıraya koydum o yüzden bunu. Şöyle kripto paralara 6 yazmışız. Şunu 4 yapalım. Evet. Şimdi kripto paralar. Çok genç bir yatırım aracı. Bildiğiniz gibi riskleri çok yüksek. Kripto paraları herkese öneremem.
Özellikle tüm paranızla vesaire yapılacak bir yatırım değil. Şimdi burada hem getiri hem de kayıp ihtimali çok çok yüksek. Zaten riskin yüksek olması demek getirin de yüksek olabileceği anlamına geliyor. Şimdi burada bana ters olan şey Warren Buffett'ın birinci ve ikinci kuralına ters. Warren Buffett'ın birinci kuralı neydi? Asla para kaybetme. İkinci kuralı neydi? Birinci kuralı asla unutma. Şimdi burada her zaman para kaybetme riski var. Yani bir günde yok olup gidebilen bir şey çünkü. Portföy getiri ihtimali riskli. Yani bir günde ona da katlayabilirsiniz. Onda birine de paranız düşebilir. Kripto paralarda benim beğendiğim şey pasif getiri gücü bazılarının özellikle çok çok yüksek. Ya nasıl söyleyeyim? Günlük veya aylık bileşik getiri yapabiliyorsunuz. İşte bir coin'i mesela stake edebiliyorsunuz, birikim yapabiliyorsunuz. Haftalık, günlük. O size yıllık %10'sa mesela onu günlük olarak size veriyor. Siz bunu hemen bir gün sonrasında tekrar yatırıma sokarak çok hızlı bir bileşiklenme yapabiliyorsunuz. Özellikle paranız yüksek miktarlardaysa bu bileşik getirinin etkisi çok çok daha yüksek oluyor. Ama işte yok olup gitme ihtimali de olduğu için buna çok çok yüksek miktarlar bağlamak da çok mantıklı gelmiyor. Hani benim de bir kripto para portföyüm var. Yani tüm portföyümün %5'i gibi, 4'ü gibi falan belli bir oradan pasif getiri elde ediyorum. Fakat oradaki portföyümün çok büyümesini açıkçası istemem. Çünkü her zaman riskli. Onun dışında 7-24 işlem yapılabiliyor. Bir telefonun bir iki tuşuyla hemen basıp alım satım yapabiliyoruz. Öyle bir güzelliği de var. Evet, üçüncü sıradaki aracımız. Üçüncü sırada yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi. Son zamanlarda da özellikle ülkemizde çok gelişen bir alan. Birincisi yatırım fonlarında çok fazla çeşit var. Yani tüm yatırım araçlarına çok çok kolay ulaşabiliyoruz. Yani tüm yatırım araçları dediğim nedir? Hisse senetleri, sabit getirili araçlar olabilir, emtialar olabilir, değerli madenler olabilir, petroller olabilir, hisse senetlerinin çeşitli fonlar olabilir. İşte Avrupa'dır, Amerika'dır vesaire ve de bunların içindeki sektörler. Sektör seçim de yapabiliyoruz. İşte elektrikli araçlardır, çip teknolojileridir, blockchain teknolojileridir. Yani aklınıza ne geliyorsa, sağlık sektörü vesaire. Bunun güzel tarafı kuruşlarla bile yatırım yapabiliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? 20 kuruş, 10 kuruşa bile alınabilen fonlar var. Hani 1 lira cebinizde paranız var, bununla gidip yatırım yapabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Alım satımı da kolay fakat bazılarında 3 güne kadar varlar oluyor. Özellikle yabancı hisse senetlerine vesaire, dolar üzerinden veya euro üzerinden yapılan yatırımlarda hani onların buraya aktarılması ve kesintilerini yapması 3 gün kadar sürüyor. Bazıları da gün içinde aynı anda yapılabiliyor. Bunların diğer bir güzel tarafı hiçbir bilgi ve zaman gereksinimi yok. Yani nasıl diyeyim? Hiçbir şey bilmeyen birisi parasını fona bağlayıp bu işi bilen insanlara emanet edip kendi parasını orada onların değerlendirmesini ve oradan getiri elde edebilir. Buradaki tabii diğer dezavantaj kontrolü başkasına veriyorsunuz. Hani genelde bilginiz azsa ve şeyse yeni başlıyorsanız bu güzel bir şey. Ama ben bu işin içine gireceğim, kendim aktif yöneteceğim diyorsanız fonlar çok size göre olmaz. Ayrıca fonların belli yönetim giderleri oluyor. Yıllık işte %1, %1,8, işte 2'ye kadar, 2,5'a kadar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani biz orada %5-6 bazen kazanacağız diye %1-2 de yönetim giderlerine vermememiz lazım. Ayrıca fon bazen çok çeşitli de olabiliyor. Yani mesela bir fon alıyoruz, içinde 30 farklı çeşit şey oluyor, yatırım aracı oluyor. İstemediğiniz çeşitler de bazen bunların içinde katılabiliyor. Yani mesela teknoloji şirketleri istiyorsunuz ama belli teknolojileri istemiyorsunuz. Ama siz o fonu aldığınızda onlar içerisine hangi yatırım araçlarını veya şeyleri dahil ediyorsa içerisinde bunlar da oluyor. Şimdi pasif getirisi var mı? Şöyle hani bazı fonlarda temettü alma ihtimaliniz oluyor. Eurobond fonları var mesela. Onlar yine pasif getirisi sağlıyorlar ama kendi içerisinde birleşikleniyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela bir fon portföyünü kendisi büyütüyor. Mesela bir hisse senedi aldı diyelim. Oradan %50, %60 getiri yaptı. Bunu sattığında gidip başka bir hisse senedi alıyor. Ve oradaki kalan parayı da orada %50 mesela kâr ettiğinde iki kere %50 büyütmüş oluyor. Kendiliğinden birleşiklenerek büyüyor. Ama size aktif bir nakit akışı İşte bazı temettü fonları vesaire dışında size üretmiyor. Ayrıca bu fonları yedek akçe olarak da kullanılabilir. Ben bazen kullanıyorum. Yani çünkü fonda sepet ve çeşitlendirme çok çok fazla oluyor bazılarında. Hani bir mesela hisseniz var, hisseniz aşırı düştü. Fonunuz o kadar düşmüyor. Çünkü
Çok çeşitlenme olduğu için o belli bir aralıkta düşüyor. Sizin isteğiniz %20 düştüğünde fon %3, %4 düşmüş olabiliyor. Böyle bir durumda fondan mesela bozup güvendiğiniz bir hisse senedinde çok düşükteyken o fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Burada valör tarihine dikkat etmek lazım. Onun dışında likit fonlar da var. Bunlar da gün içinde bozulabiliyor. Bunlar sabit getirili araçlara bağlı oluyor genellikle. Mevduatta, günlük mevduatta vesaire oluyor. Onu bozup hemen hisse senediniz mesela bir fırsat gördüğünüzde yedek akçe olarak kullanabiliyorsunuz veya ihtiyacınız olduğunda. Onun dışında bunlar da değerli madenler, özellikle altın ve gümüş ve benzeri gibi durumlarda bildiğiniz üzere bankalarda bazen çok ciddi makaslar oluyor. Yani işte altın mesela 980'nin alışı oluyor, 1030'dan satış oluyor. 50 lira makas olabiliyor. Yani siz orada 50 lira kazanacağım diye 3-5 ay bekliyorsunuz. Onlar sizden bir makasta 50 lira alabiliyor. Bu fonlardan aldığınız zaman hani kuruşlarla da alıyorsunuz. Muhtemelen orada makas payı olmuyor. Çünkü alırken satarken oradaki değerler altının veya şeyin düşme yükselmesiyle orantılı olduğu için makas payı alınmıyor. O yüzden mesela altın yatırım veya gümüş yatırım yaparken hani makas payından böyle kaçınmak isterseniz fonlar üzerinden de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama işte onların da valör süresi olduğu için hemen çok hızlı paraya ihtiyacınız olduğunda onları bozamayabilirsiniz. İkincisi gayrimenkul. Ama mortgage'la alınan gayrimenkul. Şimdi ben bu yatırımı çok seviyorum. Favori yatırımlarımdan biri. Kendim daha yapma ihtimalim olmadı. Hani geçen bu işte faizlerin krediye ulaşmanın zorlaşması vesaire sebebiyle. Ama özellikle ilgimi çeken bir alan. Uygun zamanlama ve şey geldiğinde çok büyük karlar bırakabiliyor. Mutlaka bunu da ileride yapmayı düşünüyorum. Şimdi gayrimenkulle olan şeyler genellikle buna göre benzer. Alım satımının zor olması, bilgi gerektirmesi, şey gerektirmesi. Ha mesela bilgi ve doğru zamanlama bunda daha az gerekiyor. Çünkü krediyle aldığımız için bundaki kazanç çok çok daha yüksek oluyor. Hani uygun olmayan bir ev bile alsak, pahalıya bile alsak bunda kar etme ihtimali çok çok yüksek. Şimdi diğerine göre çok daha düşük sermaye ihtiyacı var. Yani biz 2 milyonluk bir evi mesela krediler uygun olduğu dönemlerde %10 peşinatla alabiliyoruz. Ve de %10 peşinatla aldığımız için buna bir kaldıraç kullanımı oluyor. Yani biz buna 200 bin veriyoruz, 2 milyon üzerinden para kazanıyoruz. Yıllar içinde oluyor tabii bu. O yüzden normalde yatırdığımız paranın 10 katı gibi bir getiri elde etme durumumuz oluyor. Yine aynı şekilde normal gayrimenkul gibi uzun süre bunu sabretmek gerekiyor. Yani bu 3 ay 5 aylık bir para getirecek bir yatırı değil. Özellikle dediğim gibi enflasyon çok çok üzerinde portföy getirisi ihtimali var. Özellikle yüksek enflasyonun olduğu ve kredilerin uygun olduğu dönemlerde. Yani buradaki getiriyi aslında belirleyen şey enflasyon yüzdesiyle kredi maliyetinin yüzdesi arasındaki fark. Bu fark ne kadar yüksekse ya da enflasyon lehine ise çok çok hızlı para kazanabiliyoruz. Özellikle bu şeylerde de kredinin peşinatının işte yüzde kaç olduğu, hani mesela %10 üzerinden, %20 üzerinden de o çok çok önemli. Ayrıca şimdi bunu öderken diğer güzel taraflarını söyleyeyim. Ödemeler enflasyonla kolaylaşıyor. Mesela siz maaşlı bir işte çalışıyorsunuz diyelim. Krediniz her zaman sabit kalıyor. Fakat maaşınız gitgide artıyor. Yani siz bunu bir yıl mesela zorlandığınız zaman ikinci yıl daha kolay ödeyebiliyorsunuz. Üçüncü yıl daha da kolaylaşıyor. Artı yani siz bu evi aldıktan sonra kiraya verirseniz kira gelirinden de bu kredilere destek geliyor. Yani siz 15-20 bin krediniz varsa 5 bin evinizi kiraya veriyorsunuz. Otomatikman krediniz 5 bin azalmış oluyor. Yine yıllar içinde kira geliriniz yükselirken kredileriniz sabit kaldığı için hani 3. 4. yıldan sonra çok 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 kolaylaşıyor. Şimdi bunun peşin evden bir diğer farklı bileşik getiri ihtimali var. Neden söylüyorum? Çünkü şöyle bunu krediyle aldığımız için şimdi ikinci bir peşinatı daha çabuk yaratabiliyoruz. Mesela 200 bin verdik. Krediyi yavaş yavaş ödüyoruz. Gelirimizin de iyi olduğunu farzlayalım. Birkaç tane daha aktifimiz var. Bize getiri sağlıyorlar. Belli bir para biriktirip hemen buradan geleni de peşinat yapıp yeni bir ev yapabiliyoruz. Veya bu ev 5 yıl olduktan sonra evi satıp tekrar bir hemen yeni krediyle alabiliyoruz. Kalan parayı da başka yatırım araçlarına vesaire değerlendirme durumumuz var. O yüzden bileşik getiri ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelirleri iyi birisi için. Daha iyi fırsatlara geçiş ihtimali var mı? Şöyle söyleyebilirim buna. Mesela benim diyelim bir ev alacak param var. Bunu peşine almaktansa krediyle alıp buradan peşinat yaptığımdan artan parayı başka imkanlarla değerlendirebilirim. Ayrıca oradan kendime bir getiri elde edip kredileri ödemeyi kolaylaştırabilirim. Ama ben bir ev peşin aldığım zaman
Tüm paramı oraya bağladığım için ekstra bir imkana geçme ihtimalim kalmıyor. Sadece orada gelen kira gelirse benim getirisi benim pasif getirim oluyor. Bu da bu evin değerlenmesi, satmam, bundan kâr edeceğim süre boyunca fazla yatırım ihtimalim kalmıyor açıkçası. Bu da birazcık dezavantajı oluyor peşinin. Morgacın da avantajı oluyor. Yine aynı şekilde kiralama, tadilat ve bakım gibi şeyler olduğu için %100 pasif değil. Yani bu yatırım çeşidinin diğerlerinden tek farkı bu diyebilirim. Yani çünkü kiracı ile uğraşması, apartman yönetimi vesaire oluyor. Mesela bir apartmansa, sitedeyse onun çeşitli sıkıntılar vesaire oluyor. Bunlarla uğraşmanız gerekiyor. Yani tamamen pasif bir gelir çeşidi diyemeyeceğim. Onun dışında bunun mortgage'ın diğerine göre belli avantajları var. Siz bunu alıp tek eviniz varsa ve kiraya verdiyseniz kira vergisine muaf oluyorsunuz diye biliyorum. Onun dışında 5 yıldan sonra satış yaptığınız zaman gelir vergisinden yine muaf oluyorsunuz. O yüzden de bu ciddi bir avantaj sağlıyor. Gelelim bir numaraya. Evet, bir numara hisse senetleri. Benim favori yatırım aracım diyebilirim. Hisse senetleri kriptolar gibi yatırım yapmak çok kolay. Fakat risk o kadar yüksek değil. Özellikle de bilginiz arttıkça riskiniz azalıyor. Yani bir anda hop yok olup gitme gibi bir risk yok. Riskinizi tamamen size bağlı. Bilginiz az, deneyiminiz az, sabrınız az. Belli bir zaman ayırmıyorsunuz. Kaldıraçlı işlemler yapıyorsunuz. Sürekli bir al sat isteği, borsacılık isteği, ekran izleme isteği vesaire oluyorsa riskinizi kendiniz gitgide artırıyorsunuz. Ama bilginiz varsa, deneyiminiz varsa, sabrınız varsa, uygun hisselerle yatırım yapıyorsanız, araştırarak yatırım yapıyorsanız, belli bir bilgi birikimiyle yatırım yapıyorsanız riskiniz çok 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 azalıyor. Ayrıca yine çeşitli risk azaltma metotları var. İşte sektörleri çeşitleyebiliyorsunuz, şirketleri çeşitleyebiliyorsunuz. Mesela bir yıl bir iki ar getirmediği zaman diğeri kazandırabiliyor. Böylece riskiniz yine azalıyor. Onun dışında diğer bir risk azaltma metodu olarak vade ile de riskinizi azaltabiliyorsunuz. Yani ne kadar uzun beklerseniz uygun bir hissede bir yıl getirmez, iki yıl getirmez ama üçüncü yıl, dördüncü yıl, beşinci yıl vadeniz uzadıkça kazanma ihtimaliniz gittikçe artıyor. Onun dışında fonlardaki gibi değil. Kontrol tamamen sizde. Yani kontrol de sizde olduğu için bilginiz ne kadar fazlaysa, sabrınız ve deneyiminiz ne kadar fazlaysa o kadar çok kâr etme ihtimaliniz de oluyor. Çok çok yine düşük sermayelerle yatırım yapabiliyoruz. Yani kuruşlarla olmuyor bunda ama 5 liraya da hisse var, 300 liraya da var, 2000 liraya da var. Ama az az birikimlerle minik minik yatırımlar da yapabiliyoruz. Onun dışında her zaman daha iyi fırsatlara geçiş olanağı oluyor. Yani bizim hisselerimizi hafta içi işte o borsanın açık olduğu saatlerde sabah 10 ile 6 arası anında satıp 1-2 gün içinde paraya çevirebiliyoruz. Bu paralarla da eğer ki başka bir fırsat bulduk, mesela ucuz bir ev bulduk veya başka bir yatırım aracına bir fırsat bulduk, hemen oraya geçiş yapabiliyoruz. Onun dışında bileşik gelirse çok çok güçlü. Şöyle yani kriptodan bile bence güçlü. Çünkü kripto hadi günlük bileşik getiriyor. Onun avantajı oydu. Fakat burada mesela temettü veriyor, artı bedelsiz hisse veriyor. Yıllık da verse bunu, bunda güven daha fazla oluyor. Çünkü ana sermayenin erimesi kriptodaki kadar yüksek miktarda olmuyor. Yani bunda her zaman özellikle temettü ve bedelsiz alışkanlığı olan hisseler zaten çok böyle stabil hisseler. Yani volatilitesi diğerlerine göre daha düşük oluyor. Hem hisse sayınız artıyor bedelsizde, hem de sürekli bunlar üzerine temettü olarak bunu siz 10 yıla vurduğunuz zaman çok çok ciddi bileşik getiri oluyor. Ayrıca portföy getirisi de yüksek oluyor. Yani üç taraftan biliyorsunuz. Bir yandan hisselerinizin değeri artıyor. Bir yandan size temettü verdiği için yeni hisseler alıyorsunuz. Diğer yandan da bedelsiz vererek hisselerinizin sayısını da artırıyor. Böylece hem hisseleriniz sayısı hem değeri hem de sürekli vereceği temettüler ve karları arttığı için şirketlerin üç taraflı büyüme yapabiliyorsunuz. Onun dışında yine bu hisse senetlerinde mesela halka arzlar gibi fırsatlar var. Yeni şirketleri halka arz ediyorlar. Onlar da belli ilk haftalar özellikle ciddi yükselmeler olabiliyor. Bazen düşmeler de olabiliyor ama bunlar mesela çok çok ucuz fiyatlardan bazen alma ihtimaliniz oluyor. Çok genç şirketleri, geleceği olan şirketleri ucuz fiyatlardan alabiliyorsunuz. Onun dışında mesela krizler, yine bence krizleri değerlendirme de bu şeyde önemli bir durum. Mesela evde onu çok yapamazsınız. Yani bir evler çok ucuzladı, ben gideyim hemen bir ev alayım diyemiyorsunuz. Çünkü öyle bir durum olduğunda işte kredilerde bir sıkıntı oluyor vesaire, bir sürü problem oluyor veya parayı toparlayamıyorsunuz. Ama mesela borsada anlık bir işte savaş haberi veya bir şey anormal bir durum olduğunda hemen hisselerde %20-30 düşüşler olabiliyor. Hazırda paranız varsa bunları çok çok ucuzdan fırsatları değerlendirerek elde edebiliyorsunuz.
Evet, bir numaralı da hisse senetleri. Ben bu tamamen kendi tercihimdir. Siz bunlara bilgi amaçlı okuyun, videoyu izleyin. Ona göre kendinize uygun olan yatırım aracını seçin. Hani bir numara hisse senedi dedim diye en iyisi hisse senedi demek değildir arkadaşlar. Burada ben size kendime göre eksilerini artılarını sıralı şey yaptım. Bir hisse senedi dedim. İki mortgage gayrimenkul. Üç yatırım fonları ve BES. Dörde kripto paralar dedim. Beşe gayrimenkul peşin dedim. Altıya da sabit getirili yatırım araçları olarak sıraladım. Ha, bunlardan başka yatırım araçları da mutlaka vardır. Benim tercih ettiklerim ve yatırım yaptıklarım araçlar bunlardır. Belki sizin de ekstra yaptığınız yatırım araçları vesaire varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonradan biz de faydalanabiliriz. Kesinlikle bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.